namaz ibadeti tüm detaylarıyla Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor mu? Yoksa biz bunu Kur'an-ı Kerim'in açıklayıcısı olan Hazreti Peygamber'in sünnetinde mi buluruz? Evet, teşekkür ediyorum. İbadetler tevkifi. Yani naslarda nasıl belirtilmişse, Kur'an-ı Kerim ayetlerinde, Peygamber Efendimiz'in hadislerinde nasıl tayin edilmiş, ortaya konmuşsa, biz onun ona göre tabii ifa etmekle, inanmakla ve yapmakla yükümlüyüz. Kur'an-ı Kerim'in 6000'den fazla ayetinde elbette bütün ahkamın, dinin hükümlerinin açıkça, tafsilatlı bir şekilde ortaya konması mümkün değil. Tabii varoluş gayemiz Allah'a kulluk, Allah'ı bilmek, tanımak, marifetullah dediğimiz ve Allah'a ubudiyet. Varoluşumuzun amacı Allah'ı tanıyıp bilmek ve ona layık kul olmak, Peygamber Efendimiz'e de layık ümmet olabilmektir. Kur'an-ı Kerim'de ibadetlerin genel manada biz kullara, insanlığa emredildiğini biliyoruz. Bunun tafsilatına tabi girilmesi de mümkün değil. Tafsilatı, geniş açıklaması nerede? Peygamber Efendimiz'in sünnetinde, evet, hadislerinde. Ki Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i, vahyini, buyruğunu, ebedi mesajını, ezeli ve ebedi mesajını insanlara Peygamber Efendimiz vasıtasıyla ulaştırırken, aynı zamanda tebyin dediğimiz Kur'an-ı Kerim'i, Allah'ın ayetlerini, vahyini açıklama görevi de vermiştir. Evet. Yani Peygamber Efendimiz sadece Allah'ın vahyini, ayetleri insanlığa bildirip geri çekilmek değil, haşa, vazifesi. Evet. Bunu maalesef böyle olduğunu vehmeden kesimlerde görüyoruz zaman zaman. Peygamber Efendimiz'e Allah'ın sana vahyettiğini, indirdiğini açıkla. Yani Allah'ın indirdiklerini açıklayasın diye sana bu Kur'an'ı indirdik diyor Cenab-ı Allah. Değil mi Kur'an'da? Litübeyyine linnas. Yani beyan görevi de var. Sadece ulaştırma değil, tebliğ değil. Beyan, yani açıklama, tafsilat verme ve gösterme, değil mi? Evet. Yani Allah ne verdiyse, Resulü, elçisi ne verdiyse size, ne gösterdiyse onu alın. Buyurun. Yani Allah'ın verdiğini alacağız. Allah'ın, Resulünün verdiğini de almamız emrediliyor. Ne tarafından? Kur'an tarafından, Allah tarafından. Dolayısıyla Allah Resulü ibadetlerin açıklamasını, uygulamasını, şeklini, nereden ne yapacağız, değil mi? Bütün bunları açıklamıştır. Zekatta, diğer hacda, değil mi? Evet. Olduğu gibi. Yani hac menasini benden alınız buyurmuştur. Namaz da ben nasıl kılıyorsam öyle kılınız. Evet. Bahattin Hocam, tam burada şunu sormak isterim, yani aklıma da geldi. Hani eskiden çocuklara namaz öğretmek için, şimdi de var da, namaz hocaları kitapları çıkarken hep resimli çıkar. Çocukları daha rahat öğrensinler, değil mi? Kişiler daha rahat öğrensin diye. O yüzden yani yazıdan ziyade göstererek öğretmek bunları daha evla ve daha öğretici. O yüzden Peygamber Efendimiz bizatihi kılarak, sizin verdiğiniz hadiste de değil mi, bizatihi kılarak öğretmiştir. Yani uygulamayla ancak anlaşılıyor. Evet. Fiili ibadetler. İbadetler, mali ibadetler var. Bir de bedeni, değil mi? Fiili olmak üzere böyle taksimata tabi kılınmıştır. Namaz ibadeti de bedeni, ameli, fiili dediğimiz uygulamaya dayalı. Evet. Bunun nasıl yapılacağını Cenab-ı Allah namaz kılın diyor. Rükû edin, secde edin ama nasıl başlayacağız? Evet. Değil mi? Ne diyeceğiz? Ne kadar duracağız? Rükûda ne yapmak gerekiyor? Secdede nasıl? Veya rükudan kalkınca ne kadar durmak gerekiyor, değil mi? Veya niye bir kere rükü yapıyor, tabii, iki kere secde yapıyor? Secde bir kere mi, iki kere mi yapılacak? Evet. Yani bunları bize dinin uygulayıcısı olan Allah Resulü göstermiştir.